Merhabalar, bugün Richard Craft atölye çalışmalarından pirinç dekopajımız ve magic dekopaj şutkalımızla nasıl bir uygulama yapacağız, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunlar hakkında küçük detaylar ve püf noktalarını paylaşacağım sizlerle. Daha öncesinde hazırlamış olduğum bir duvar panomuz olacak. Örneğin şu şekilde ben şu anda pirinç dekopaj yapıştıracak olduğum yüzeyi bir kat multi dekor çalkıt beyaz rengiyle boyadım. Kenarlarında ise Multi Surface'in Vizon rengini sürdüm. Hafif eskitmeleri sağlayabilmek, biraz daha estetik bir görüntü oluşmasını istediğim için daha sonrasında üzerine Wooden Wax eskitme jelimi geçtim. En sonda patina akrilik rengimi bir kat sürdüm. Kuruduktan sonra ise hafif açılmasını istediğim noktalarda, şöyle göstereyim sizlere, zımparayla alt zemin dokularını, yani ilk başta sürmüş olduğum vizon rengimi ortaya çıkarttım. Sonrasında ise hafif şuralarda görmüş olduğunuz doğal böyle bir koyulu açıklı bir görüntüler mevcut. O ise bizim her zaman söylemiş olduğum, hayat kurtaran dediğim eskitme kremi okyanus rengini kullandım. Süngerle sadece daha doğal etkiler yaratmak istediğim noktalarda bunu yaptım. Bunları proje proje sizlerle her üründe farklı renklerle nasıl yapacağımızı defalarca kez farklı ürünler üzerinde de paylaşacağım. Bugün şu an sizlerle yapacak olmuş olduğum pirinç dekopajım, magic dekopaj tutkalım ve bunun bize getirmiş olduğu kolaylıklar. Öncelikle pirinç dekopajımı kaplayacak olduğum alanıma yerleştiriyorum. Fazlasını ufak bir zımpara kağıdıyla kaldırıyorum. Bunu alabilmenin birkaç kolay yolu var. Yapıştırıp kuruduktan sonra da zımparayla alabiliriz. Baştan makasla kesebiliriz. Ama hem presiz, kolay. Ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Dolayısıyla da şimdi pirincin kendi doğal lifli yapısı da, onun şöyle göstereyim, şu kendi tırtıklarını da oluşturmasını sağlar. Pirinç dekopajımızı yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle zeminimizi muhakkak açık tonlarda, beyaz, krem, kemik, alaçatıya kadar olan koyu krem diye adlandırayım, ton skalasında boyadığımız takdirde pirinç kağıdımızın ince zar gibi, böyle tüy gibi bir yapısı vardır. Dolayısıyla desenin çok daha net çıkmasını sağlar. Şu an benim bugün bu aşamada bu ürün üzerinde kullanacak olduğum pirinç dekopaj 8002 numaralı desenimi kullanacağım. Pirinç dekopajımı yapıştırırken öncelikle yerini belirledim. Kağıdımı hafiften kaldırıyorum. Fırça kullanabilirsiniz ama elle sürüm de çok rahattır. Magic dekopaj tutkalının diğer tutkallardan farkı çok fazladır. Elde yapışkanlık hissi yaratmaz. Ne kadar ince bir yüzey olursa olsun yapıştıracak olduğunuz, çok rahat bir şekilde, olmadı beğenmediniz, tekrar bile kaldırabilirsiniz. Ürününüzü yırtmadan sizin defalarca kez en zor alanlarda bile yapıştırmanızı sağlar. Tutkalımı öncelikle elimle güzelce yaydım. Fırçayla da sürülebilir. Fazla tutkal kalınlığı bırakmamamız gerekiyor. Desenimi koydum. Üzerinden elimle hafifçe geçtim. Şu anda yapıştı. Magic dekopaj tutkalının farkı demiştik. Normal şartlarda bu aşamaya gelmiş olan bir dekopaj kağıdı veya pirinç şu şekilde kağıdınızı yırtmadan kaldırabilme imkanını vermez. O yüzden pirinç dekopajlarda, peçete ve dekopaj kağıtlarınızda magic dekopaj tutkalı her zaman hayatımızı kurtarır. Yuvarlak yüzeylerde çok rahat kaplamamızı sağlar. Her yerine gelmiş olması yeterlidir. Çok kalın sürmemize gerek yoktur. Sürülen yer zaten hafiften böyle yarı parlak gibidir. Elimle ben öncelikle yapıştırmak istediğim alana tutkalımı sürüyorum. Ellerim de biraz boyalı ama artık tutkalımı yaydım. Sonrasında pirinç dekopajımı kestiğim oranda yerleştiriyorum. En büyük sıkıntılardan biri yüzeyde yaratılan potluklardır. Magic dekopaj tutkalıyla bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Daha sonrasında sizlerle dekopaj tutkalı da, magic dekopajla dekopaj kağıdı da yapıştıracağım. Dolayısıyla benim şu şekilde elimde tutkal varken yüzeyde bastırarak
çok rahat bir şekilde, sorunsuz, hava kabarcığı bırakmadan rahat bir şekilde yapıştırmamı sağlar. Mesela burada buruşturdum. Hemen tekrar kaldırdım. Elimde tutkalım varken üzerinden geçebiliyorum. Ama elimde eğer tutkal yoksa, mesela bu elimde yok, bu şekilde çektirdiğim takdirde kağıdımın yırtılmasına sebep olur. O yüzden her zaman az da olsa elimize rahatlıkla bastırıp yüzeyde bunu iyice kaydırabilmemiz için elimizde bir miktar tutkalımızın olması gerekir. Şu şekilde burayı sürmemişim. Kenarlarda, yapışmayan yerlerde, pirinçlerde yapıştırma sağlarken hem altına, yapıştıracak olduğumuz yüzeyin altına hem de üzerinden yapmamız gerekir. Fazla tutkal kalıntısını mutlaka almamız gerekir. Oldu ki çok yoğun bir tabaka halinde o kaldı. Bir peçeteyle fazlasını bile yüzeyden toplayabilirsiniz. Bu şekilde bir duvar panosunu hazırlamış olduk. Şöyle daha yakından göstermek gerekirse bakın hiç hava kabarcığı yoktur. Tamamen baskı gibi yüzeyde yapıştırmamı sağlar. Dediğim gibi oldu, beğenmediniz, yanlış yapıştırıldı. Benim tamam dediğim noktada ben kağıdımı yırtmadan tekrar kaldırabiliyorum. Defalarca kez benim içime sinene kadar, artık tamam oldu bu diyene kadar rahatlıkla üzerinde oynamamı sağlar. Burada Magic Dekopaj tutkamızın farkı ortaya çıkıyor. Rahat sürümü vardır, hemen kurumaz. Yapıştırmamızı istediğimiz yere tutkalın gelmiş olması bizim için yeterlidir. Her yüzeyde yapıştırabiliriz. Ahşap, cam, seramik, polyester, deri. Bunun bir sınırlaması yoktur. Önemli olan ince bir kat her yerine gelmiş olması yeterlidir. Dekopaj kağıdımızı veya pirinç dekopaj modellerimizi yapıştırırken önce alt yüzeyine bir kat sürüyoruz. Sonra elimize bir miktar tutkalımızı aldıktan sonra üzerinden biraz bastıra. Bastırmaktan korkmayın. Elinizde tutkal varsa asla yırtılmaz. Üzerinde rahatlıkla bastırarak oynamanızı sağlar. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.